Vallahi bir abla mı telefon attınız? Sağ salim bulalım da. Bizim birinci derdimiz bir selam sağ salim ortaya çıkmasın. Aynen öyle. Meryem'cim günaydın. Bir sağ salim bulalım. Günaydın. Ondan sonra şimdi ne alır bakalım. Az önce gönderdiğim fotoğraf sana mı ait, dövmeli fotoğraf? Gönderdiğim mi? Gösterdiğim. Ha, gösterdiniz. Evet, o fotoğraf bana ait. Ama şöyle bir şey var. Peki o dövme benim, diğer dövme de sana ait değil mi? O da benim sol kolumda değil, sağ kolumda. Herkesi, kızlarını bir saniye beni bir dinleyebilir misiniz? Lütfen. Hangi dövme? Ben... Bir dakika, bir dakika. Hangi dövme senin sağ kolunda, sol kolunda? O kenarda görünen. Büyük dövme. Evet. Hangi kolunda? Sağ kolumda. Sağ kolunda. Diğeri de sol kolunda. Sol bileğimde. O zaten göze batan bir şey değil. Peki röportajda verin. Hangi bileğinde gösteriyor? Sol kolunu gösteriyor. Sen, sağ kolunu gösteriyor. Çünkü televizyonda sol üst kolunda dövme olan kız diyorlar. Yani her dövmesi canım, olan kız. Canım bunu söyleyen 8 yaşında bir değil. Çocuk yani. Sen de diyorsun ki benim sağ kolumda. Sol kolumda burada bile şey şeyim var diyorsun. 8 yaşındaki çocuğun lafıyla madem hareket edebiliyorlar. Hı-hı. Benim ailemin haberi olmayan dövmeyi ben şu anda size canlı yayında 70 milyon insanın gözünün önünde söylüyorum. Nasıl ailenin, nasıl ailenin haberi olmayan dövmeyi? Ne demek haberi? Çünkü ben 18 yaşımdayken yaptırdım bu dövmeyi. Ve benim ailemle ben o sıralar yaşamıyordum. Kız arkadaşlarımla yaşıyordum. O yüzden dolayı benim ailemin pek bir haberi yok. Ve benim ailemin yanında zaten devamlı hırka. İşte tunik tarzı bir şey giyerdim. Şimdi Meryem'cim ben senin bu fotoğrafını girip de cep telefonunu çalıp içinden fotoğrafını çalmadım herhalde. Sen zaten bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşmışsın kızım. Ben ne yaptım, senin evine hırsız mı girdim de aldım senin telefonunu? Sosyal fotoğraf. Sen sosyal medyada paylaşmışsın etmiyor. Yani. Ben bilmem senin ailen takip eder etmez, onların sıkıntısı da. Yani sen sonuçta bunu bütün kamuoyuna, milyarlarca insana sen sunmuşsun, ben değil yani. Yani biz yani oradan aldık bunu yani. Senin ailenin bilmemesi senin ailenin problemi. Sosyal medyanı takip ederler etmezler. Sonuçta. Hayır, şu anda o resmi oraya koyarak gereksiz bir şekilde beni suçlamalarına devam ediyorlar ve beni rezil etmeye devam ediyor bu aile. Ben bu aile yüzünden rezil olmayı hak etmiyorum. Benim evime polis gidebiliyor. Sen söyleseydin ki ben bu kolumda deseydin, onu da gösterseydin o zaman. Bana sorulmadı ki. Bana denildi ki sol kolunda yoksa sol kolunu göster, o zaman göğsünler denildi. Sağ kolunu göstermedi. Sen kolunu gösterseydin işte. Sağ kolumu soran olmadı. Ve şöyle bir şey var. Benim sol kolumda yoksa sağ kolumdaki onları ilgilendiriyor mu ki? Ha, çok merak ediyorlarsa ya, dövmemi. Çocuk diyor ki küçük çocuk. Ben geleyim çocuk. Göstereyim. Sıkıntı değil. Gösterseydi. O zaman gösterseydin Meryem. Tamam, ben geleyim göstereyim size. Hayır, işte gördük zaten artık. Senin göstermene gerek yok. Gördük zaten. Oradaki zaten tamamı değil yani. Hem kız da görmüş olur. O küçük kız da görmüş olur. Hani ona göre bir şey der. Ama o kız diyor ki senin resmini gösterdiğimizde bu geldi benim ablamın yanına diyor. Ya imkanı yok. Ben kızı hiç görmedim, tanımıyorum. Peki Meryem bir şey söyleyeceğim. Şimdi hem halan hem de köydeki o akraba. Bak ben dediğim gibi bu işte ortadayım çünkü. Açıkçası izleyiciler, bak bir dinle çünkü izleyiciler izlemediler ama reklamdan sonra annenle babanın röportajını da izleyeceğiz. Yani bir onu da izlemenizi istiyorum. Ben çok ortada kaldım. Sen de işte yemin billahi diyorsun tanımıyorum diye. Annem baban diyor ki biz götürmedik. Bu köydeki akrabalarınızla halan neden illaki gördüklerini söylüyor? Hatta el ele gördüklerini söylüyor köydekiler. Köyde benim kardeşim evde çalıştı ya, duvar yaptı ya, sıva yaptı. İnşaatımız vardı bizim ya. Ben evde yemek yapıyordum, temizlik yapıyordum. Evden çıkamadık ki biz bir yere. Festival vardı köyde, festivale bile gidemedik. Canım sıvadan sonra bir el ele de yürürsün yani, sıva yaparsın, sıva yaparsın. Yok, köyde nereye gideceksin? Sabah zaten saat 9'da kalkıyorsun, akşam 8'de yatıyorsun. Evet, Fatih'in ablası telefon attığımızda ama ben önce bir annesini de izlemek istiyorum. Muazzez Gümüş'ü, Fatih'in annesini. Bakın şimdi onlar da kız bizde değil, bize iftira atıyorlar diyor. Ya açıkçası ben kızın artık orada nerede, kimde olduğundan da geçtim de yani yeter ki bir alo desin, sağlık haberini alalım durumundayım ya artık. Kimdeyse de kimde. Sağ salim ortaya çıksın ortaya yani. Çıksın yani. 48 gündür çocuk. 16 yaşında çocuk nerede olabilir ki yani? Birisi bakıp kollamazsa nerede olabilir? Ancak kötü bir yerde olabilir. Bak eğer birisi koruyup kollamıyorsa ancak kötü bir yerde olabilir. Biz şimdi kim bu kızı açtı evini derdindeyiz aslında. Ama bakın anne konuşuyor. Bizde değil diyor.
Kızımız ilk kaçtığında bana geldi. Fatih'in konuşmalarını, sesini duyunca Allah Allah dedim. Kapıya çıktım. Biriyle kavga ediyor sandım çünkü. Bir baktım Fatih ile Cemre. Anne dedi Cemre kaçmış. Oğlum dedim hemen Ayten Hanım'la görüş. Diyor ki Cemre kaçmayı planlıyor. Evet öyle diyor Ayten Hanım. Biliyor yani kaçacağını o gece. Babası da zaten kovmuş. Dedim ki kızım dedim sen niye geldin dedim kaçtığını söyleyince. Ben Fatih'e annene iç güveysi verecektim. Sen niye geldin dedim. O zaman dedi ki Fatih ben istemiyorum gidiyorum dedi. Ben de başka yere kaçmasından korktuğum için ona göre Ayten annenle görüşelim ona göre ne yapacağımıza karar verelim. Bu arada hoparlörüm açık kız benim yanımda burada. Aynen şöyle dedi. Cemre diye birisi yok artık o ölmüştür dedi. Dedim ki ben bu kızı aileye teslim edersem bu kızın başına bir şey gelirse benim üstüme kalacak. En iyisi dedim karakola teslim edeyim. Savcıyla görüşüp yurda gitmeyi tercih etti. Ben babayla kesinlikle görüşeceğim ikna edeceğim seni yurttan çıkartacağım kızım dedim. Anne babayla kesinlikle beni görüştürmedi. Bir orta yolu olmalıydı. Bu çocukları elde tutmanın tek yolu da aramızda bir söz takmaktı. Başka türlü çaresi yoktu. Anne hayır dedi kesinlikle olmaz öyle bir şey. Anneye dedim ki gelin dedim bir yüz yüze görüşelim ne yapabiliyorsak onu yapalım. Gittik beraber. Görüşmeyi kabul etti kızımız. Anne gidip görüştü ama kız beni gördü orada. Ben de gördüm kızımızı. Anne görüştü. Görüşme çıktı. Bana aynen şöyle dedi. Fatih'e de söyleyin. Beni aramasın. Sormasın. Cemre size de Fatih'e de çok kırgın. Asla affetmeyeceğini söylüyor. Artık irtibatı keselim dedi. Ben de tamam dedim. Zaman sonra öğrendi ki kıza vasi tayin edecekler. Çocuğumuzun ona verilmeyeceğini öğrendim. Yurtta kalacağını öğrendim. Bunun üzerine Levent Bey'in eniştesi arıyor. Yani kızımızın halasının eşi. Mersin'den arıyor. Bana diyor ki Levent'i ben ikna ettim. Şu anda Ayten'le yurdun kapısındalar. Kızı alacaklar. Bana Mersin'e gönderecekler. Artık arayıp sormayın. Aynen bu ifadeyi kullanıyor. Ben de o zaman dedim ki ben çok sevindim. Bu müjdeyi oğluma da vereyim. Yeter ki dedim çocuğumuz sağ salim mutlu bir aile ortamında olsun. Aradan zaman geçti. Büyük çekmece çocuk esirgemeye götürüldükten sonra kız tabii ki ikna olmayınca benim oğlumu kullanıyor anne. Fatih ile kızı görüştürüyor. O zaman telefonu veriyor. Tam kapıdan çıkacağı an diyor ki ya ben bir görüştüreyim belki alırım. Kız o zaman diyor ki tamam Fatih ben yurtta daha kalmayacağım. Geliyorum. Babasıyla o şekilde çıkıyor. Babasını da kız yurttan kaçabilmek için kullanmış olabilir. Babadan sonra gören bilen yok. Peki halanın söylediği sözler? Tek bir maksadı var. Bizim yanımızda iki tane Suriyeli genç vardı. Kızımız henüz 13 yaşında 14'üne falan basacak. Benim küçük oğlum var 11 yaşında. Ben ona gelin gelin diye takılıyordum yani. Bizim sorunumuz tarla. Araba da benimle geliyordu. Ayten Hanım'la Fatih'in arkadaşı arıyor. Arkadaşı Fatih'e küfürler ederek konuştuğu için Fatih de Ayten Hanım'a diyor ki beni aratıp böyle böyle konuşturma kimseyi. Bir sıkıntın varsa kendin ara biz seninle konuşalım. Cemre'nin adını duyunca görümcem onu da bizim Suriyeli genç kızımızı sanarak böyle bir ifade kullanmış olabilir. Tarla davasını konuşuyorduk biz zaten o arada. Bana hakaret ediyordu. Benim ablama kapım açıktı ama bugünden sonra kapalı. Ben hapis alacağım. Eşim hapis alacak. Onun da gönlü rahat olacak. Ayten Hanım'a da sesleniyorum. Kızıma da seslenmek istiyorum. Kızım Cemre her neredeysen bize bir ulaş. Ben sana sahip çıkacağım. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Her zaman için kapım açık. Gel teslim olalım. Annenden de elinden geleni yapmasını bekliyorum. Levent Bey'e de seslenmek istiyorum. Evlatlarımız için elimizden ne geliyorsa elinizi vicdanınıza koyun yapalım. Ne benim çocuğum yansın ne sizin yüreğiniz yansın. Şimdi ben şunu anlamadım. Kızın nerede olduğunu biliyor musunuz ki evlatlarımız için elimizden geleni yapalım. Ne sizin kızınız yansın ne benim oğlumun yüreği yansın. Belki gitti başka bir erkekle kaçtı. Evet. Üstelik istemiyorum demiş Fatih'i. Yani belki gitti şu anda başka biriyle evet. İki aydır. Yani nasıl size dönecek? Anlamadım ki ben. Fatih'in bir akrabası. Meryem telefon attığımızda değil mi? O da dinlesin. Evet Fatih'lerin yine bir akrabası telefon attığımızda. Efendim günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun. Hoş bulduk. Ya ben... Alo. Buyurun efendim dinliyorum sizi. Ben Cemre'yi köyde gördüm. Alan köyünde. Evet. Bayramda mı? Bayramda biz de köydeydik. Cemre'yi köyde gördüm ben. Peki Cemre olduğuna emin misiniz? Konuştunuz mu? Konuştum ben Cemre ile kendim bizzat konuştum. Evet. Bana hasta olduğunu söyledi. Akdeniz annem size hastasıyım dedi. Öyle mi? Fatih ile el ele kol kola geziyorlardı köyde. Evet. Gördüm yani. Cemre şu an Akdeniz annem taşıyıcılığı
Bu bilgiyi Cemre'den başka kim verebilir? Akdeniz anemisi taşıyıcılığı var Cemre'de. Meryem ne söylüyorsun? Yeni çıktı. Onunla bu bilgi çok bir iddia. Yok. Çok güzel bir şey. Çok güzel oldu. İyi de sen de köydesin. Ay çok ciddiyim. Hiçbir bilgim yok. Ve şu anda size söylemem bunu gereken şu. Biz daha yeni öğrendik zaten. Cemre Akdeniz anemisi taşıyıcılığı var. Cemre de bunu yeni biliyor. Biz de yeni biliyoruz. Ben konuşmamı bitirebilir miyim? Yayından çıkacağım çünkü. Ve şu anda sakin bir şekilde sizinle iletişim kurmaya çalışıyorum. Ya siz değilse lütfen çıkartın ortaya. Ben 48 gündür harap bittik durumdayım. Ben şu an şöyle bir şey var. Ben zaten o kızın orada burada olmasına içim el vermez. Neden? Çünkü dışarıda kalmanın ne kadar zor olduğunu bilen bir insanız. Ya bilen bir insansınız. Benim sıkıntılarım var ailevi evi. Ben şu anda sizin bu şeylerinizle uğraşmak zorunda kalıyorum. İftiralarınızla veyahut başka İftira değil ya. Bir saniye. Benim halam gelip televizyonda bana hakaretler ediyor. Bu olaylar yüzünden ki gördüğü bir şey olmamasına rağmen. Beni insanlara yanlış tanıtıyor. Ve siz de beni insanlara yanlış tanıtıyorsunuz. İfade ediyorsunuz. Ben sizin hakkınızda herhangi bir şey konuşmadım ki. Konuştunuz konuşmadınız. Şu anda da konuşuluyor zaten. Yani ben yurtta kalmışım, etmişim. 15 yaşındaydım zaten. Bunu ben şu an 20. Bunu Fatih anlattı, bunu senin kardeşin anlattı. Senin arkasında anlatmış zaten. Siz Fatih'in ondan sonra ablası. Herhalde. Senin ablan da yurda gitmiş. Sen anlarsın demiş. Hayır, kendisi söyledi. Benim ablam da evden kaçtı. Ben anlarım dedi. Ben nereden bileceğim? Ya açıkçası şöyle bir şey var. Ben bu programı pek fazla izleyemem. İşte sen önce izle. Önce izle, kardeşinin ne dediğini bir gör. Bir de bak ya bir şey söyleyeyim mi? Yani bir şey yapmaya çalışıyorsunuz bilinçli ya da bilinçsiz. Yani ben sucu muyum diye. Suriyeli arkadaşının ne işi var? Şöyle ne olacak? Şey var. Suriyelilere hakaret mi ediyorsun? Şimdi senin sosyal medyada paylaştığın fotoğraf özel hayatımıza mı giriyorsun? Böyle sürekli şekilde bir şey yapmaya çalıştığınızın farkındayım. Bak, şu an, bak, evet, bak, bak. Bu bağlanan kişi... Kim olduğunu söylemeyeceğim ama bu bağlanan kişinin siz zaten sesinden kim olduğunu tanıyorsunuz. Kız diyor ki ben de gördüm konuştum. Ben de diyorum ki hala söylüyor, köydekiler söylüyor, bu kişi söylüyor. Yani köyde olan kişi kim olduğu bende saklı olduğu için biliyorum sen de tahmin ediyorsundur sesinden. O zaman bu kız ordudan nereye gitti? Bir de o demin bağlanan kişi kız bugüne kadar bilinmeyen bir hastalığını dile getirdi. Nereden biliyor? Yani hiç kimsenin ifade etmediği yayında bir özel durumu ifade ediyor. Kendisine Cemre'nin bunu anlattığını söylüyor. Anne de okeyliyor. Evet benim kızımın böyle bir hastalığı vardı. Bunu kimse bilmiyordu diyor. Nereden bilecek buyurun o yani. Zaman? Bu kız da senin akraban bağlanan da. Bak sol kol sağ kol diyorsun mesela. Bak o küçük kız Ceren nereyi gösteriyor? Bakın bir bakalım. Senin ablasının bir dövmesi var mıydı? Üzerinde kısa kollu bir şey giymişti. şurası açıktı. Şurada sadece kuru kafa vardı. Sol kol bir şey demiyor. Kısa kollu giymişti. Burada bir arma vardı. Evet. Yani velev ki... Gösterdiği kolu hayır, zaten sağ kol. Hayır, diyelim ki... Sol kol dedi de yani. Sağ kolmuş. Yani o anda insan şaşırır. Ben bile şu anda size sizin sağ kolunuzda sol bir şey var derken sol diyebilirim. Yani bu bunu ve yanlış bunu söyleyen olarak, 8 yaşındaki bir önemli çocuk sağ kolu kavramını doğurabilir. Işte, omuz kolunuzda, kolunuzun bir tanesinde bu kızın bahsettiği bir armanın olup olmayışı. Bütün mesele bu yani. Beni bağlar mısınız şöyle? Pardon. Sen zaten yayındasın. Sağ hayır, kol diyor. Hayır, kesiyorsunuz. Bu o yüzden dolayı diyorum. Bakın bu sağ, burada şimdi baktığın zaman bu sol kol gibi gözüküyor ama bu ayna fotoğrafı. Bunu da nereden anlıyoruz? Çünkü madem, öteki... Bir dakika be. Bunu kafa varmış. Öteki kolundaki gösterdiğin dövmeden bakılınca burası da işte kızın gösterdiği yer çocuk. Çocuk evet, doğru yeri gösteriyor. Evet. O benim fotoğrafımdan mı görmüş dövmeyi? Seni canlı görmüş. Kendiniz canlı yerde gördüyse nasıl sol kolunda görmüş? Bana bunu söyleyin. Dövme sol kolda demiyor ki, dövme sağ kolda diyor çocuk, gösteriyor işte sağ kolda. Hayır, dün yayında babası da dedi. Babası öyle söyledi, sol biz gittik kızda. Sol kolunun üstündeymiş dedi. Ya kız gösteriyor işte şimdi, izlemiyor musun? Sağ kolunu gösteriyor işte çocuk. Sağ veya sol, sağ kolu diyeyim denilmiş.
Ne? Demek ki sağ kolu demesi söylenilmiş. O çocuk da sağ kolu diyor bu sefer. 8 yaşındaki çocuk ne öğretirseniz onu söyler. Çocuk görüyor zaten bunu. Madem gördüğünü söylüyor, neden ilk önce sol diyor da şimdi sağ diyor? Çocuk demiyor ki, biz çocukla röportaj yaptık. Şimdi çocuğun gösterdiği yer sağ kol işte. Senin de bu dövmen... Ya dövme meselesini sadece. Yani biz 8 yaşındaki çocuğun lafıyla mı hareket ediyoruz ki, ben bu çocukların, evet, sözüne herkesten daha çok güvenirim. Peki size o halanın sözü yok mu? Orada gören, köyde gören 3 kişilik aile yok mu? Şimdi bağlanan, bizzat gördüm, Akdeniz anemisinden, evet, bahsetti, evet, bana diyen. E onları ne, hiç niye sayıyorsun? Var. E niye size bütün köy düşman? Evet diyor şu an Fatih ama ben bilmiyordum. Hayır, niye size işte bak, bütün köy düşman? Anlatmak istediğim şu. Benim bu konularla ilgili tek bir bilgim yok zaten. Beni bu yayına bağlayarak yanlış yapıyorsunuz. Çünkü benim hiçbir şeyle alakam yok. Gelmiş benden bilgi almaya çalışıyorsunuz. Bir bilgim olsa zaten ben herkesten önce size haber veririm. Ay ben şunu soruyorum. Niye bütün köyde düşmanlar size? Dediğim gibi benim ailemle de pek bir samimiyetim yoktu önceden. Ben daha yeni yeni ailemle görüşmeye başladım ve bu olaylar çıktı ortaya. Ya Meryemciğim yani, bak sen de diyorsun ki, ben de diyorsun, yaşadım bunları. Benim senden ricam, sen de yaşamış birisi olarak eğer Cemre hakkında bilgi sahibiysen lütfen. Lütfen rica ediyorum, yani Allah rızası için. Yani biz kötü bir şey söylemiyoruz, aferin, rica ediyoruz yani. Ben zaten oyunculuk eğitimi almadım, yalan yere ağlayamam. Doğru düzgün hani böyle devamlı aynı şeyleri söylemek için ezberleyemem. Hafızam o kadar güçlü değil. Güçlü ama şöyle bir şey var, yaşadığım kötü şeyleri asla unutmam. Ama böyle bir şeyi nasıl unutabilirim ki olsa yani? E tamam ama sen de yaş olarak genç, akıllı başlı bir kıza benziyorsun. E bütün o köydekiler mi oyunculuk eğitimi aldılar? Peki madem onlar almadı, ben mi aldım? E ama birinizden biriniz almışsınız. Sen söylediğin için söylüyorum şimdi. İki taraf varsa, bir taraf köydeydi, el ele geziyordu diyorsa. Ben de diyorum ki... Bir de akrabasınız siz hepiniz. Yani hani başka birileri olsa, yani en yakının... Şu anda benim yayına bağlanmama gerek bile yok aslında. E bağlanma o zaman. Bağlanmadım. Sen bilirsin. Sen de bağlandın bile. Zaten. Dövmem o konuda değil, bu konuda o, değil dedi. Konuşan bayan tekrar yani. Konuşabilir mi Cemre ile konuşmuş Akdeniz anesi olduğu? Daha... Hatta o da hatta herhalde. Evet hatta, buyurun. Alo. Ne konuşmuşlar? Başka mı? Başka ne? Buyurun ben buyurun. Sor. Ya biz, ben köydeydim. O Cemre bizden sonra geldi onlar. O kızı, küçük kız falan Suriyeli falan diyorlar ya, onlar yok, sadece o çocuk vardı. Suriyeli olan çocuk vardı. Cemre vardı yabancı olarak onların içinde. Peki size söylediler mi kaçtık falan diye? Kaçtık falan söylemediler. Sadece işte biz de orada konuşurken sordum yani bu kim diye. Sözlüm dediler. Hatta kızın kolunda bir tane bilezik vardı. Eğitimde falan ben şey yaptım böyle... Dedim hani bak işte bu kızın kolunda bilezik falan da vardı yani, bir tane de bilezik vardı ama altın mıydı değil miydi bilmiyorum. Üstünde ne vardı kıyafet olarak? Pantolonla geziyordu işte. Ben onunla muhabbet ettiğimde ben de kansızlık var bende de. O işte bana dedi, köy havası bana iyi geliyor. İşte o yüzden Akdeniz anamızıyım dedi. Gerçek yani, bu göz ardı edilemeyecek bir gerçek. Bu çok önemli bir ipucu. Önemli bir ipucu. Çok önemli bir ipucu. Kimsenin bilmediği. Hayır, sadece kimse, bizim bile. Ve kızınızın bildiği. Ben de bilmiyordum yani. Nokta. Bize de söylemedi. Burada yayında geçmedi. O nedenle evet, bu ipucunu veren bir kişinin söyleminin bizim doğru de yeni olduğunu kabul bir etmekten hastalık başka bir yani. Koşul yok. Peki siz sonra siz mi önce ayrıldınız, Cemre mi önce ayrıldı o köyden? Jandarma gelmeden biz tarladaydık. Evet. Jandarma gelmeden onlar evde yokmuş herhalde. Jandarma falan görmedi onları. Jandarma geldiğinde onlar yoktu evde. Görmedi onları. Jandarma gittikten sonra onlar apar topar gittiler köyden. Peki siz niye jandarmaya söylemediniz burada bir kız vardı diye? Ama biz jandarmanın geldiğini bilmiyorduk diyorum ya, biz şeyde köy tarladaydık. Tamam da biz sonradan... Biz böyle kaçırıldığını falan bilmiyorduk ki. Sonradan bir haber almışsınız. Jandarma geldi, bir kız arıyor. Burada da bir yabancı bir kız var. Siz gidip demediniz mi? Ama sonra dediler ki teslim edildi kız dediler. Teslim edildi de biz kaçırıldığını falan bilmiyorduk. Annesinin haberi var denildi orada. Ya sözlüsü nişanlısı diye geliyor, evet, kolunda da bilezik yani var. Yani öyle geldi. Biz bilmiyorduk ki o Ahmet Fat orada konuşuyor ya hani. Evet. Yani oradaki o doğru bilemez. Söylüyor. O adam sabah inekleri var onun. Sabah gidiyor, akşam geliyor. O kızı falan görmedi.
O yüzden görmedi diyorsunuz. He, o yüzden görmedim diyor. Yani şey, adamın orada inekleri, danaları var. Yalan söylemiyor. Adam çobanlık yapıyor orada. Ama siz evde olduğunuz için siz gördünüz. Biz gördük yani. Ben gördüm. Yeğenimin hatta telefonunda şey, videosu, fotoğrafı var kızın yani. Kendi aralarında resim video çekmişler. Aa, var mı? Atar mısın bana? Atarız. Hadi yavrum hemen. Yok. Tamam. Hadi ne olur hadi. Bak dur, sen en başta söyleyeceğini şimdi söyledin heyecandan. En büyük ipucunu evet, bu. Evet. Orada çekildi değil mi yani? Süperdi. Orada çekilen fotoğraf bu. Aa dur şimdi. Yayına ver. Evet mi diyor? Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Eğer köyde çekilen fotoğraftaki kız da Cemre çıkarsa Cemre.